Azerbaycan'la olan kardeşliğimizi iki devlet tek millet sözüyle özetleriz. Zira gerek Anadolu Türkçesine en yakın dil özelliğiyle, gerek ortak yas ve kıvançlarımızla uzun zamandan beri etle tırnak, kanla can olmuşuzdur Azerbaycanlı. Peki bu kardeş ülkeyle ilgili neyi ne kadar biliyoruz? Onları yeteri kadar tanıyor muyuz? Gelin biz de bu öz kardeşlerimizi biraz daha yakından tanıyalım. Bir milletin kültürü, geçmişinden süzülüp gelen maddi ve manevi değerlerin tümü ve zaman içinde kendisine has duyuş, düşünüş, ifade ediş tarzı ile ortaya çıkmaktadır. Dünya milletlerinin çeşitli kültürleri vardır. Bunlar arasında Türk milletinin kendine özgü köklü ve zengin milli kültürü büyük önem taşır. Bu kültür, Türklüğün doğuşu ile başlamış, zamanla gelişerek binlerce yıl Türk toplumlarını millet olarak ayakta tutmuş, onlara Türklük damgasını vurmuştur. Bugün Türkiye ve Türkiye haricinde yaşayan Türkler, Anadolu Türkü, Azeri, Kazak, Tatar, Türkmen ve benzeri adlarla çağrılmaktadırlar. Fakat bütün bu Türk toplulukları Türk milletinin bölünmez birer parçalarıdır. Biz burada konumuz gereği bugün her biri bağımsızlıklarına kavuşmuş olan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan'ın coğrafyasını, tarihini ve kültürel gelişmesini ele alacağız. Merkezi Bakü şehri olan Kuzey Azerbaycan'ın önemli kısmını ovalar meydana getirir ve yumuşak bir iklimi vardır. Güneyde İran ile sınırdaştır. İran'la olan sınırını Aras Nehri belirler. Azerbaycan'ın batısında Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan'ı kama gibi kesen Ermenistan bulunmaktadır. Kuzeyde ise Azerbaycan, Dağıstan ve Gürcistan ile komşudur. Doğusunda Azerbaycan'a can veren Hazar Denizi bulunmaktadır. Azerbaycan, coğrafi, stratejik ve ticari olarak önem taşıyan yolların üzerinde bulunur. Sahip olduğu maden yatakları, doğal kaynakları nedeniyle de birçok halk bu topraklar üzerinde hakim olmak istemiştir. Azerbaycan toprakları üzerinde gerçekleşen bu mücadeleler hem bu topraklar üzerinde yaşayan insanların başka milletlerin kültürleriyle kaynaşmasını sağlamış hem de milliyetçilik ve özgürlük duygularını kamçılamıştır. İlk topraklarına yerleşmeye başlayan insanlardan günümüze kadar Azerbaycan aşama aşama bazen kaybederek bazen kazanarak önemli bir özgürlük mücadelesi vermiştir. Gelelim Azerbaycan adının kökenine. Kafkasya coğrafyası efsaneye göre gökten ateşi çalarak insanlığa armağan eden Prometheus'un çarmıha gerildiği ülkeydi. İnsanlar ebedi ışığa kavuşmuştu. Ancak Prometheus bunun cezasını ağır ödedi. Tanrılar onun üzerine her gün yenilenen göğsünü yemekle görevli kara bir kartalı saldı. Fakat o her defasında kendini yeniledi ve aynı işkenceye her gün maruz kaldı. Tıpkı efsanedeki gibi o gün bugündür coğrafyası, enerji ve doğal kaynakları nedeniyle çok rağbet gören Kafkasya birçok defa parçalanmış, istilaya uğramış, üzerindeki halklar kan ağlamış ve her defasında da kendini toparlamaya çalışmıştır. Azerbaycan da Kafkasya toprakları üzerinde yer alır. Belki bu efsaneden dolayıdır ki Azerbaycan kelimesinin anlamına dair söylenen rivayetlerden birisi, eski çağlarda bölgede yaygın olan Mecusilik dini ile ilgilidir. Bir rivayete göre od anlamındaki Azer ve muhafız anlamındaki baygan kelimelerinin birleşmesinden oluşan ateşin muhafızı anlamındaki Azerbaygan kelimesi sonradan Azerbaycan şeklini almıştır. Genelde kabul edilen diğer bir görüşe göre bölgeyi fetheden Büyük İskender'in ölümünden sonra buranın yönetimini komutanlarından Atropates üstlenmiş, bu kişinin adına izafeten de bölgeye Atropatana denilmeye başlanmıştı. Bu kelime Sasanilerin dilinde Azurbazagana,
Arapların dilinde de Azerbaycan'a dönüşmüş. Zamanla Türkler de bu ifadeyi benimsemişlerdir. Başka bir görüş ise Sovyetler Birliği'nin burada yaşayan Türklere yönelik politikası ile ilgilidir. Buna göre ilk kuruluş yıllarından 1930'lara kadar Azerbaycan halkının milli kimliği Sovyet makamları tarafından da Türk olarak kabul edilmişti. Daha sonra siyasi sebeplerle Türk adının unutulmasının sağlanması için Azeri kelimesi özellikle vurgulanarak yöre halkının Türk olmadığı, başka bir etnik kökenden geldiği görüşü zorla kabul ettirilmeye çalışılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dili Azerice ve Azerbaycan Türkçesi olarak geçmektedir. Azeri halkı sadece Azerice konuşmamakta, aynı zamanda Rusça ve Farsça da konuşmaktadırlar. Çeşitli etnik kökenleri aynı bünyede barındırmasından kaynaklı olarak ve coğrafi yapısı nedeniyle dil çeşitliliği boldur. Azerbaycan'ın tarihteki en önemli özelliği, Müslüman ülkeler arasında ilk demokratik ve laik olan 7 bağımsız Türk devletinden biri olmasıdır. Azerbaycan'da %96 oranında halk Müslümandır ve genel olarak Şiilik mezhebine bağlıdırlar. Ayrıca Sünni, Zerdüşt, Hristiyan ve Bahailer dinlerine mensup insanlar da bulunmaktadır. Azerbaycan'ın kültürel yapısına bakıldığında en göze çarpan özelliği halk oyunu ve halk müzikleridir. Azeri halkından sayısız eser ve çok değerli sanatçılar çıkmış olup dünyaya Azeri müziğinin yayılmasını sağlamışlardır. Azerbaycan Milli Marşı. Her ülkenin milli marşının kendine münhasır birçok özelliği vardır. Kendi tarihlerini, tarih boyunca yaptıklarını ve çektikleri çileleri, başardıklarını ve kendi uluslarının ne kadar yüce bir millet olduğunu anlatırlar. Azerbaycan Ulusal Marşı da bu minvalde yazılmış ve günümüze gelmiştir. Azerbaycan Milli Marşı'nın tarihi 1920'ye dayanmaktadır. 1918'de bağımsız olan devlet 1920'de yarışma düzenler. Ahmet Cevat bu yarışmayı kazanıp eserinin ülkenin ulusal marşı olarak kullanılması için herkese beğendirir. Milli marş olarak kabul edilen bu eser sadece 3 ay sonra 28 Nisan sabahı Sovyetlerin Azerbaycan'ı işgal ettiği gün geçerliliğini yitirir. Esaret dolu 71 yıl geçer ve 1991'de Sovyetler dağılır. Azerbaycan'da 1992'de tekrar Ahmet Cevat'ın sözlerini milli marş olarak kabul eder. Azerbaycan Bayrağı. 1918'de Demokratik Cumhuriyete geçilmesiyle birlikte resmi bayrak hakkında karar verilmiştir. Gökteki mavi renk ile birlikte kırmızı, yeşil renklerin yatay şeritler oluşturması ve kırmızı olan şeridin üzerinde de beyaz renkte sağ yönlü bir hilalin ve 8 köşeli bir yıldızın yer almasına karar verildi. Azerbaycan bayrağının fikir babası olarak Ali Hüseyinzade gösterilir. Azerbaycan, doğal güzellikleri cennetten bir mekan gibi bizleri çağırırken, bilinmesi gereken ve sonrasında da gezilip görülmesi gereken birçok özel yeri bulunmaktadır. Her şeyden önce de dünyanın bütün iklimlerini bir coğrafyada bulunduran ender ülkelerdendir. Tam 9 farklı iklimi bir arada bulunduran Azerbaycan, bu alanda da çok farklı bir ülkedir. Azıh Mağarası, Hocavent'te bulunmaktadır. Dünyanın en eski yerleşim yeri olabileceği söylenen ve insanların yaşadığı söylenen bu mağaranın bulunduğu bölge 1993'ten bu yana Ermeni işgali altındadır. Tavanları 20-25 metreye bulan mağara 600 metre uzunluğunda ve değer olarak da dünyanın en önemli mağaraları arasında bulunmaktadır. Azerbaycan'da demir ağaç adında bir ağaç yetişmektedir. Ağacın en büyük özelliği ise ateşe attığınız zaman yanmaması ve suya girdiği zaman da hiçbir şekilde batmamasıdır. Eğer ki elinize bir çivi, bir de çekiç alıp saatlerce onu çakmak için uğraşırsanız olan sizin zamanınıza ve gücünüze olur. Çünkü hiçbir şekilde çivi de çakılamamaktadır. İnanılmaz sert yapısı ile direkt olarak kullanılan, hatta köprü bacağı, araba parçası olarak dahi kullanılabilen bu ağaç tam 200 yıl yaşayabilmektedir. Nahçıvan'da bulunan Tuz Dağı her yönüyle hem şifalı hem de büyük tarihe sahip bir yerdir. 6000 yıl öncesinde tuz yolunun buradan başladığı ve bölgeye tuz ihraç edildiği bilinirmiş. Ayrıca burada dünyanın
en önemli fizyoterapi merkezlerinden biri de Şifalı Tuzdağı ile birlikte işletilmektedir. Azerbaycan'ın tarihi. Azerbaycan'da kurulduğu bilinen ilk devlet Manna Krallığı'dır. Milattan önce 800 yıllarında Urartular tarafından bu krallığa son verilmiş ve bundan sonra bu topraklar Medler ve daha sonra da Perslerin eline geçmiştir. 220 yılından sonra Ermenilere ve Roma'ya bağlanmıştır. Azerbaycan Hazreti Ömer zamanında Araplar tarafından fethedilmiş ve Emeviler devrinde Kafkaslardaki fetih hareketi için bir üs olarak kullanılmıştır. Azerbaycan'da Erdebil kasabasında bir şeyh ailesinden gelen Şah İsmail'in Şiiliği siyasi bir vasıta olarak kullanılıp yükselmesi, yalnız Azeri Türklerinin değil bütün Türk İslam aleminin kaderini değiştiren büyük tarihi olaylardan biri olmuştur. Azeri Türklerinin çoğunluğunun Sünni olmasına rağmen Şah İsmail ilk başarısını Azerbaycan'da elde etmiş ve bir Azeri şehri olan Tebriz'de taç giymiştir. Şii-Sünni mücadelesinin en hararetli zamanında Osmanlı hükümdarı Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'i 1514'te Çaldıran'da yenince Tebriz'i ve Güney Azerbaycan'ı işgal etmiş ve böylece de Azeri Türklerinin bir kısmı Osmanlı Türklerinin iradesine girmiştir. İran ve Osmanlı Devleti arasındaki nihayetsiz savaşlar Azerbaycan'ın siyasi hayatı üzerinde kötü tesirler bırakmıştır. Volga'yı eline geçirerek Kafkasya'yı öteden beri hedef seçen Rusya, tetikte hep müsait fırsatını doğmasını beklemekteydi. Bölgedeki Rus ilgisi kalıcı ve birçok nedene bağlıydı. İran ve Osmanlı Devleti ile karlı bir ticaretin cazibesi, ipek, pamuk, bakır gibi ham madde kaynakları ve seyrek nüfuslu toprakların kolonileştirilmesi arzusu bunlar arasındaydı. Daha önce Bakü'deki petrolü elinden alınan, ticaret hayatı Rus göçmenleri ile Ermeni tüccarlarına teslim edilen Azeriler, bu defa da Rusların baskısı ile ağır vergiler ödemek zorunda bırakıldıkları hanlar yüzünden mağdur olarak büyük sıkıntıya düşmüşlerdi. Bu haksızlığa ve Rus sömürüsüne karşı Azeri Türklerinin duyduğu infial meşhur kaçak hareketi ile patlak vermişti. 1890'larda Rus idaresinin ağır vergilerini ödeyemeyen Nebi isminde fakir bir Azeri köylüsünün direnmesiyle başlayan kaçak hareketi kısa zamanda Büyük Azerbaycan'a yayılarak milli bir hareket haline gelmiştir. Bir taraftan Rus baskısı ve sömürüsü, diğer taraftan Çarlık idaresinin birer maşası haline gelen zenginlerin ve hanların haksız davranışları Azeri Türklerinin hem birliğini bozmuş hem de son derece ezilmelerine sebep olmuştur. Azerbaycan Türkleri üzerindeki bu Rus ve İran baskısı 1905 ihtilaliyle kısmen gevşemiştir. Ermeniler 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte eski hayalleri olan Büyük Ermenistan'ı kurma fikrini propaganda etmeye başlamışlardır. Ermeniler Rus hükümetinin müsaadesiyle kendi gönüllü askeri kıtalarını kurdular ki bu kuvvetler Kafkasya cephesinde Osmanlı ordularına karşı savaşlarda kullanıldı. Ermenilerin Rusların yardımıyla Kafkasya'da üstünlük kazanmaları Azerbaycanlıları olduğu kadar Gürcüleri de tedirgin etmişti. Ve bunun üzerine her iki topluluğun milliyetçileri de Ermenilere karşı cephe kurma gerektiği fikrine vararak çeşitli surette işbirliğine giriştiler. Nihayet Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kurulmuştur. Ancak 2 yıl sonra 26 Nisan 1920'de Kızıl Ordu sınırı geçerek Azerbaycan'a girmiş, 28 Nisan 1920'de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş ve ardından Sovyetler Birliği topraklarına katılmıştır. 1991 yılının Eylül ayında çatışmalı bölge Dağlık Karabağ'daki Ermeni çoğunluk Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nden ayrılmak istemiş ve SSCB'nin çözülme sürecinde başlayan 1. Dağlık Karabağ Savaşı 1994 yılında sona ermiştir. Dağlık Karabağ ve onu çevreleyen 7 bölge o zamana kadar uluslararası alanda Azerbaycan'a bağlı kabul edilirken savaş sonrasında bölge AGİT öncülüğünde yapılan görüşmeler sonucunda fiilen bağımsız kabul edildi. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti fiilen
savaşın sona ermesinden bu yana bağımsız olmasına rağmen diplomatik anlamda hiçbir devlet tarafından tanınmamaktadır ve Azerbaycan'a bağlı bir bölge olarak kabul edilmektedir. Nitekim 2020 yılında gerçekleşen çatışma sonrasında Dağlık Karabağ ve 7 bölge yeniden Azerbaycan yönetimi altına girdi. İlk çağlardan bu yana Azerbaycan bulunduğu coğrafi konum itibariyle yoğun bir ilgiye muhatap olmuştur. Bunun bir sonucu olarak ülke çeşitli kereler istilalara uğramış, işgal edilmiş ve birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Azerbaycan'da siyasi kargaşa neredeyse her dönem hakim olmuş, dolayısıyla Azerbaycan Türkleri bu kargaşa ortamından kurtulmak ve bağımsız olmak için sürekli bir mücadele içinde bulunmuşlardır. Özellikle Rusya'nın bölgeye hakim olmasıyla birlikte Azerbaycan'ın tarihi yeni bir evreye girmiş ve tarihi süreç boyunca Rusya-Azerbaycan mücadelesi yaşanmaya başlamıştır. Azerbaycan'ın Ruslardan ayrılıp bağımsız bir devlet haline gelebilmesi kısa vadede mümkün olmamış, bu yöndeki talepler ve mücadeleler sürekli bir biçimde şiddetle karşılanmıştır. Bunun üzerine Azerbaycan Ruslara karşı silahlı bir bağımsızlık mücadelesini tercih etmek zorunda kalmıştır. Azerbaycan'ın Rusya ile bu doğrultudaki ilişkilerinde Osmanlı Devleti de taraf olmaya başlamış ve Azerbaycan'dan yana bir politika izlemiştir. Ne var ki 20. yüzyılın başlarına gelinceye kadar bu girişimlerden sonuç alınamamıştır. 28 Mayıs 1918'de elde edilen bağımsızlık uzun ömürlü olmamış, Sovyetler Birliği'nin kurulması ile birlikte Azerbaycan yeniden Rusya'nın hakimiyeti altına girmiştir. Yaklaşık 70 yıl boyunca Rusların baskısına ve şiddetli yöntemlerine maruz kalan Azeri Türkleri 17 Kasım 1991'de kalıcı bağımsızlığa kavuşmuşlardır. Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Türkiye, böylece içinde bulunduğu iç karışıklıklar sebebiyle 1918'de yardım edemediği Azerbaycan'a karşı gerçek duygularını ispat etmiştir. Günümüzde Azerbaycan Sovyet etkisinden kurtularak kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir ülke olarak ilerlemektedir.